Eylül ayında 7 yeni dizi yayına başladı ve çoğu da şimdilik belli ölçüde ilgi görüyor. Ve bu sonbahar sezonu için hazırlanan pek çok proje daha yapım aşamasında. Daha önce bilinen dizi projelerine yenileri de eklendi. Özge Özpirinççi ile Metin Akdülger partner oldular. İlker Kaleli, Arak dizisiyle geri dönecek. Fatih Dokü dramasıyla yıldızı parlayan Cem Yiğit Yüzümoğlu da bu sezon televizyonda yer alacak. Özgün Amal, Yılmaz Erdoğan, Çağatay Ulusoy gibi yıldızların da dizilerinin çekimleri yakında başlayacak. Gelin son gelişmelere değinelim. Ay Yapım imzalı Şahane Hayatım'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Fox TV'de muhtemelen cuma günlerinde yayınlanacak. Böylece diziyi Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'ne karşı zorlu bir rekabet bekliyor. Ve ilk tanıtımında dizinin başrolü Hilal Altınbilek karşımıza çıktı. Onur Tuna ile başrolleri paylaşacaklar. Kadrosunda Nesrin Cevatzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin ve Yiğit Özyener gibi güçlü isimler yer alıyor. Senaryosunu Ufak Tefek Cinayetlerle Aşk 101'e imza atan Meriç Acemi kaleme aldı ve dizinin hikayesi, komiser olan eşi Mesut'la birlikte yaşayan iki çocuk annesi Şebnem'in suç işleyerek şahane bir hayat kurduktan sonra geçmişiyle yüz yüze gelmesini anlatacak. Serkan Keskin, geçmişte Şebnem'le yakından bağlantılı olan Niyazi'yi oynayacak. Dizide flashback sahneleri de ön planda olacak. Birce Akalay'ın başrolünü üstlendiği Eşiğin Ötesi'nde dizisinin ismi değişti ve Bir Derdim Var olarak belirlendi. Mor ve Ötesi'nin şarkısı ana tema olacak. Dizinin bestecisi ise Aytekin Ataş oldu. 2019'da yayınlanan ve ismi Eşiğin Ötesi'nde anlamına gelen Oltre La Solia isimli İtalyan dizisinden uyarlanan bu yapım, aralarında suça da bulaşmış bir grup gencin rehabilitasyon kliniğinde iyileşme sürecini konu alıyor. Birce Akalay, kliniğin psikoloğunu oynayacak. Başak Gümül Cinelioğlu, onun arkadaşı ve sosyal hizmet uzmanı rolünde. Mert Fırat, Birce Akalay'ın partneri olurken Engin Happy'leri de kadroya dahil oldu. Özgün Amal'ın Kızıl Goncalar dizisiyle çok beklenen geri dönüşü yakında gerçekleşecek. Çekimleri 20 Ekim'de planlanıyor. Yayına ise Kasım ayında çıkabilir Fox TV'de. Dizide olaylar, eşi Naim ve kızı Zehra ile muhafazakar bir çevrede oldukça kapalı bir hayat yaşayan Meryem'le, seküler bir hayat tarzına sahip idealist doktor Levent Alkanlı'nın yollarının kesişmesiyle gelişecek. Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz'in oğlu rolünde projeye dahil oldu. Şerif Erol ise Özcan Deniz'in babasını oynayacak ünlü bir profesörü. Senaryo üzerinde Vatanım Sensin, Kulüp ve Atatürk dizilerinin yazarı Necati Şahin çalışıyor. Özge Özpirinççi ile Metin Akdülger, Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu dizisinde başrolleri paylaşacaklar. Dizinin çekimleri Ekim ayında başlayacak. Yayına ise muhtemelen Kasım'da çıkacak. Necip Memili de kadroya dahil oldu ve ayrıca Demet Akbağ ile görüşmeler sürdürülüyor. Senaryoyu Yasak Elma ile Kızılcık Şerbeti gibi hit dizilerin yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür ikilisi kaleme aldı. Hercai'deki başarısından sonra Kaderimin Oyunu ve Tuzak gibi dizilerle ekranda yer alan ancak reytinglerde başarı yakalayamayan Akın Akın Özü bu sezon O3 Medya'nın yapımcılığını yaptığı Aile Albümü dizisiyle geri dönüyor. Dizinin yönetmeni ise son yıllarda İstanbullu Gelin, Aziz ve Kulüp gibi ses getiren projelere imza atan Zeynep Günay Tan oldu. TV8'de de yeni dizi yayınlanacak. Aşka Düşman dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Yüzümoğlu oldu. Netflix'in 2 sezonluk Osmanlı belgeselinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmasıyla ses getiren yetenekli oyuncu, daha sonra Netflix'in Kin filminde Yılmaz Erdoğan'la başrolde yer almıştı. Bu yıl ise televizyona dönmeye karar verdi ve projede partneri Buse Meral oldu. Nazan Kesal da kadroda. O3 Medya'nın hazırladığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi ise Fox'tan ATV'ye geçti. Dizide başrolleri Furkan Andıç, Burcu Kıratlı ve Yalı Çapkını dizisindeki çalışmalarını tamamlayan Baran Bölükbaş'ı paylaşacaklar. İnanç Konukçu ve teşkilattan ayrılan Gürkan Uygun da projeye dahil oldu. Senaryo üzerinde Söz, Maraşlı gibi dizilerin senaristlerinden olan ve ayrıca Çekiç ve Güle imza atan Ercan Uğur çalışıyor. Medyapım Hudutsuz Sevda ve Kirli Sepeti dizilerinden sonra bu sezon için 3 dizi daha hazırlıyor. Bahar Şahin'in başrolü olduğu Çirkin bir dönüşüm hikayesini anlatacak. Adana'da çekilecek ve 2024 yılında yayınlanacak.
Kopuk dizisinin başrol oyuncusu ise Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümünde yer alan ve karakterinin ölmesiyle projeden ayrılan Biran Damla Yılmaz oldu. Çağatay Ulusoy'un Terzi dizisinde partneri olan ve ayrıca Çağan Irmak'ın yakında Netflix'te yayınlanacak Yaratılan dizisinde de yer alan Şifanur Gül'ün dijitaldeki projelerine rağmen geçen sezon Hayatımın Şansı dizisiyle televizyon macerası kısa sürmüştü. Bu sezonda ise Aytaç Şaşmaz'la Tutsak dizisinde yer alacak. Dizi Kore yapımı Son İmparatoriçe'den uyarlanıyor. Zeynep isimli öğretmenin büyük bir şirketin varisini ölümden kurtarmasıyla yaşananları anlatacak. İlker Kaleli, Öğretmen dizisinin ardından Most Yapım yapımcılığında hazırlanan Arak dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Dizi Show TV'de yayınlanacak ve kadrosuna Bennu Yıldırımlar'la Tülin Özen gibi önemli isimler dahil oldu. Poyraz Karayel'le yıldızı parlayan İlker Kaleli, Öğretmen dizisiyle de ses getirmişti. Ratinglerde %8'in üzerine görmüştü. Tabii dizi pandemi nedeniyle yayına ara verince izleyicilerinin yarısını kaybetti ve erken final yaptı. İlker Kaleli ise ardından uluslararası projelerle devam etti. BBC ve Netflix'in ortak yapımı The Serpent'te rol aldı. Bu yıl ise 6 bölümlük İspanyol dizisi La Passion Turca dizisinin çekimlerini tamamladı ve bu projede Maggie Siwan Santos'la başrolü paylaştı. Dizinin çekimleri İspanya ve Türkiye'de gerçekleşti. 2024'te Antena 3 kanalında yayınlanacak. OGM'nin yeni sezon projelerinde gelişmeler var. Barış Arduç, Saplantı dizisinden ayrıldı. Ön bilgilere göre dizinin yeni başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran'la Nilsu Berfin Aktaş oldular. Saklambaç dizisinin kadrosu ise tamamlandı ve OGM'nin bu sezon yayınlayacağı ilk yeni dizisi olacak Star TV'de. Başroller arasında Uras Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'den başka Kulüple ismini duyuran Asude Kelebek de yer alıyor. Son olarak Camdaki Kız'da yer alan Tamer Levent de kadroya dahil oldu. Ayrıca Yalı Çapkın'ın senaristi Barış Güngören, Yan Oda adlı yeni dizi üzerinde çalışıyor ve Şevval Sam dizide yer alabilir. TRT1'de yayınlanacak Selahattin Eyyubi'nin çekimleri başladı. Dizinin yönetmeni Uyanış ve Alparslan'a imza atan Sedat İnci oldu. Uğur Güneş, Selahattin Eyyubi'yi canlandıracak. Partneri ise O Kız dizisiyle ismini duyuran Dilin Döer oldu. Gökçe Akyıldız ve son olarak Alparslan'da yer alan Barış Bağcı da kadroda yer alıyorlar. Son gelişmeler bu yöndeydi. Fox'ta yayınlanacak Gaddar'ın da çekimleri kadrosu oluştuktan sonra yakında başlayacak ve bu sezon potansiyeli olan projelerin başında geliyor. Gelişmelerin takibinde olacağız.